Efendim bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti topraklarının en doğu, güneydoğu, en güneydoğu noktasında bulunan en son güneydoğu köylerinden biri olan Güvercinlik'i gezdireceğiz. Güvercinlik'le birlikte aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti sınırlarının en doğu, güneydoğu uç noktasını da gezdirmiş, göstermiş olacağız. Ve güneydoğu Mesarya gezimizi yolcu tarihinde kapatmış olacağız. Güneydoğu Mesarya'nın en uç köylerinden bir tanesi. Arkamda köyü görüyorsunuz. Hemen güney kısımda zaten İngiliz üsleri var, meşhur. Hepimizden daha egemen, kendini hepimizden daha egemen sayan İngiliz milleti hazretlerinin üsleri var bu adada. Bir tanesi de hemen şu tarafta. Neyse, İngiliz'e dalıp da yine kendimi germeyeyim. Bu coğrafya aynı zamanda Mesarya'nın bitiş noktası. Biliyorsunuz Mesarya Ovası Gazi Mausa sırtlarından başlar. Yani bu bölgeden Güvercinlik ve Korkutveli sınırından başlar. Yani kuzey-güney uzantısı bu sınırdan başlar. Hasbulat'a kadar devam eder gider. Mesarya Ovası ortalama 45 kilometre, 45-50 kilometre uzunluğunda ve yer yer 20, yer yer 30 kilometre genişliğinde bir Mesarya Ovası. Genişlik aslında 20 ila 15 kilometredir ortalamaya vurursak eğer. Ve Mesarya Ovası'nın 3-4 rengi vardır. Bu renkleri de söyleyeceğim. Ondan sonra hemen başlayacağım Güvercinlik'ten bahsetmeye. Efendim Mesarya Ovası'na hakim renkler başta tabii ki yeşil. Ki özellikle Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında bu renkler hakimdir Mesarya'ya. Başta yeşil, sonra sarı ve kırmızı. Ve tabii yer yer morlar da görülür. Morlar genelde arpacık çiçekleri. Sarılar genelde lapsana, yani yabani hardal çiçeği lapsana ve papatyalar sarıya hakimdir Mesarya'da. Yeşil de %90 buğday yani arpadır. %90 arpadır Mesarya'da. Ha gelince güvercinliğin hikayesine. Şimdi adı üstünde tabii güvercinlik.
Tabii adı üstünde güvercinlik. Neden güvercinlikmiş? Zira burada yabani, o kadar çok yabani güvercin yaşarmış ki bu tepe sırtlarında, şu gördüğünüz kaya oyuklarında da dahil olmak üzere yabani güvercinler bölgesiymiş burası. O yüzden adı güvercinlik. Hem de bu güvercinlik ismi Osmanlı döneminden bugüne kullanılan bir isim. Yani şu arkamda gördüğünüz köyün adı Kıbrıs Türkleri için 1571'den bugüne hep güvercinlikti. Hala da güvercinlik. Tabii Müslüman Türkler sadece güvercinlik olarak kullanıyorlar bu adı. Rumlar ne kullanıyorlar? Efendim Akritu diyorlar. Adalı Rumlar da bu köyün adına. Şimdi çok ilginç bir hikayesi var bu köyün. İki ağanın arasında geçen Türk bir ağa ve Türk ve Osmanlı Türk ve Yunanlı arasında, Yunanlı ağa arasında geçen bir alışveriş çekişmesiyle çok el değiştirmiş bu köy. Köyün kurucusu Frank asıllı ağanın adı Akritu. Köyün kurucusu Frank asıllı ağanın adı Akritu. Ve o yüzden bir çiftlik kurmuş buraya. O yüzden Akritu demiş Hristiyanlar bu köye. Ve o kadar çok yabani güvercin varmış ki bu köyde. Bu köyü ilk olarak zengin bir Türk ağanın himayesine girdiğinde o zengin Türk ağa Osmanlı döneminde de hemen bu köye, ya bu çiftliğe güvercinlik adını vermiş. Daha sonra Mantovali adında Yunan asıllı bir ağa bu çiftliği satın alır ve köyün adını o günden sonra Akritu olarak anılmasını ister Hristiyanlardan. Rumlar der ki Akritu, Müslümanlar der ki güvercinlik. Ve tabii 1900'lerin başından, yani 1950'lerin başından bugüne de genellikle Rumların yerleştiği, Yunan asıllı Ortodoks Hristiyanların ve Rumların yerleştiği bir köy olur güvercinlik. Ve biz bu hikayenin peşi sıra buraya kadar geldik. Efendim, vay 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 ki vay, brah 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 brah. Koca Mesarya'nın en uç noktasındayım şimdi. Bir Mesarya çocuğu olarak, tabii Mesarya çocuğu olmak ve Mesarya'yı hissederek anlatmak başka bir şey. Çünkü 14-15 yaşım itibariyle bütün bu ovaları ve dahi bisikletimle yayan yapıldakta olmak üzere bütün bu ovaları dolaşmış, her tür alhal ve ahvalini, her tür cümbüşünü ve mevsimsel görüntüsünü çekmiş bir fotoğrafçı olarak coşmaz mı benim ruhum? Coşar tabii. Efendim, Mesarya çocuğunun düş dünyasına, Mesaryasına ve bu düşün peşi sıra oluşacak güvercinlik hikayesine hoş geldiniz. Hazır mısınız? Eğer siz de hazırsanız Allah'ın adını zikrederekten yolumuz açık olsun. Haydi buraya bismillah. Ayşe teyze diyor ki, laf aramızda, Fatma teyze yaşını pek kabul etmezmiş, benden söylemez. Ama gerçek yaşı 100, bilmiyorum, bakalım. Şimdi, selam aleyküm. Selam. Selam aleyküm. Aleyküm selam oğlum. Hallarınız nicedir, ne halsınız?
Vallahi ben hastalığınla uğraşıyorum. Halim huzurumu işte, başka bir şeyim yok Allah'a şükür. Kalpten ameliyat oldum. Onu çekeyim işte, başka bir şeyim yok Allah'ın keremine şükür. Başka halim huzurum iyi. Sen teyze Kıbrıs'a buraya dur ya, ben niye Osmaniye ağzı kullanmıyorum ki? Ben sizin gibi konuşacağım, tamam mı? Kalan ben sana şunu sorayım Dezzem. Bak şimdi. Sen buraya geldiğinde Kıbrıs'a kaç yaşındaydın? 50 yaşında mıydım? 45 yaşında mıydım? Genç gelinizim daha bir evlan. Genç gelin miydin? Öyleydim ya. Ya Dezze, sen gelmişsin 85'ine 90'ına. 35 sene geçti. 35 sene evvel. 37 sene oldu biz buraya geldik. 37 sene oldu. Evet. Sen o zaman 50 vardın. 50 vardı da ya, gencidim diyor Dezze. Gencim, 50 isem de sen bacısı, ablasısın. Sen 100. O genç miydi buraya geldin? 50 isem de gencidim. İşte yarım uçuk. 50 yaşta. 50 isem de gencidim vallahi. Gençlik kalır mı? Koyun çobanını yapıyordun da. Koyunun arkasından gençlik kalır mı diyelim. Çobanlık etti mi siz? Koyun verdi de bize hep o koyun öldürdü. Koyun zaten. Hep topal olduk. Koyunların arkasında yani. Vallahi. Bak hele, koyunların arkasına giderken kirmen eğir miydiniz? Kaç tane kilimlik yerdik ya. Vay oğlum vay. Koyun yüğünden eğirdiniz değil mi o kirmenleri? Evet. Koyun yüğünden yerdik. Dittik, yıkadık, kuruttuk, dittik, çırttık, ip yerdik. Kilim dokuttuk hep. Ondan yastık da yapardınız, yorgan da yapardınız. Yorgan da yaptık, yastık da yaptık, döşek de yaptık, hepsini yaptık. Şimdi hağınız daha böyle şey, miraklı yani hamarat, eremeke. Buldum, eremeke. Hağınız daha eremeke. O mu sen mi? Vallahi beni ölçüm şimdi. Teyze, hağınız daha eremeke dedim de eremeke ne ola ki? Ben biliyorum, eremeke eleme demek, yani şapaz demek. Pişirikli demek. Vallahi şapık olur, el ayağı şapık olur yani. Eremeke. Eremeke. Sizce ben bunu nereden biliyorum? Türk Adana çevresiler hep öyle kaba konuşur bize. Ben nereden biliyorum bunları? Sen de oradasın işte, Adana'dansın. Peki sana şimdi bir cümle daha kursam. Bir zaman bir köyde bir amcanın bir tanesine söylediydim de bunu şey yapamadı. Tam bugünkü Türkçe'ye çeviremedi. Şimdi size ayrı ayrı soracağım. Önce şu Dezzem'i soracağım, sonra sana soracağım. Emi. Teyze, ne demek abo anam kalan evlam bir demlik kalmaya gerekler soykası batasçalar. Adana şivresi. Dur, buraya sordum. Bir daha diyorum. Abo anam kalan evlam bir demlik kalmaya gerekler soykası batasçalar. Hani devir ettiler, palas bandırız ettiler ortalığı. Kötülüğe geliyor işte. Ne demek bu? Kötülük demek yani. Yani fenalık demek. Evlam kalan ne demek? Ellem mi vallahi onu bilemiyorum. Bilemiyor mu? Ya sen ne biçim Adanalısın, ne biçim Osmaniyelisin? Sen söyle teyze. Ellem demek yani... Ellem. Herhalde demek, herhalde. Kalan ne demek? Kalan da burada geride kalmış. Artık. Ellem, kalan. Han devir ne demek, han devir? Devirde dökme saçma. Açkınlık demek. Palas pandıras ne demek? Palas pandırasa kaçıyorsun kalan, her şeyi toplamışsın, kaçıyorsun palas pandırasa. Soykası batasça ne demek? Soykası kalsın. Soykana kalsın, soykana kalsın dedik. Yani öldü müydü soykana kalsın dedik bizler. Grandı kılsın ne demek? Grandı kılsın da hepin ölsün. Hepin ölsün demek. Dur, başka aklıma gelsin. Cuhut ne demek? Cuhut yavur demek. Cuhut yavurmuş, yavur ismiymiş herhalde. Bangış ne demek? Bangış da affedersin domuz demek herhalde. Domuzun bangış. Yine bangış sözmadır işte, bir sözmadır yani. Bangış ne demek bangış? Bangış da sözmadır işte. Domuz. Bir anam bangışın, cafudun, Ermeninin, yavrunun dölüdük. Öyle mi derler? Öyle derler. Geliyor, ona da geliyor işte. Bangış dedin miydi? Bangış atlık yavru duymadım ama sözmadır derler Türkçe. Peki başka bir kelime geliyor teyze. Sökenmek ne demek? Sökenmek de şöyle yaslanmak demek. Börtmek ne demek? Anam kalan börtmen derler. Onda derler ki anam yedin içtin börttün mü derler. Yani azmak işte, börtmek demek azmak demek. Börtmen kalan börtmen. Derler börttün, yedin içtin börttün anam derler. Peki kara çıkınlardan gidesçe ne demek?
Karaçıkınlarda gece intizar vermekte. Dert hastalığıymış o karaçıkın tuttu derlerdi. Şey derler, Allah dert marat. O ne? O maratı kızlar konuşur çok canım. Yok canım, Adana'da da kul. Dert marat. Allah dertten marattan gidesin demezler. Dertle marat. Kıpırsa çok konuş. Biz onu çok konuşmadık. Hayır. Dert marat Adana'dandır. Ya bunları çok iyi araştırdım. Dedim ki ben. Evet. Ben bir yakın çocuğuma çıkın. Oğlum dedim. Hangırda dedim. Biz laf sordum. O dedi ki baba ne dedi. Hangırda demek ne demek dedi. Babası dedi kalıyordu. Bir ara dedi ben bilmiyorum hangırda yakın çocuk bile dedi. Ne demek bu hangırda dedi. Hangırda demek dedim. Nerede demek oğlum dedi. Hangız. Hangız. Hanginiz? Öyle diz desene dedi, hangırla diyorsun dedi. Çocuk ne bilsin dedi. Öyle yüzüme kikir kikir gülerdi. He. Şimdi yüzüne eşki diyor bana, şöyle diyor. Senden kaçıyor mu? Süsağın öküz gibi şey yapıyor bana şimdi. Senden kaçıyor yani. Kaçıyor. Evvel kaçmazdı. He. Yüzüme gülerdi. Beri beri mi gelirdi? He. Şimdi öte öte geliyor. Neden acep? Bilmiyorum. Bir hastalık herhalde. Şimdi ben öğlene kadara çok sinirli olurum. Heh. Sinirim çok olur. Eşref zatim vardır yani. Öğlenden sonra sinirim kalmaz. Avrat bana vursa bile seslenemem. Heh. Hele ikindin oldu muydu hiç seslenemem. Heh. Herhalde bir hastalık yani bu. Akşama yani akşama yanaştıkça sinirin kaçıyor yani. Bak amca, bak bir dakika. Burada bir felsefe var. Sabah çok sinirli olurum çünkü yataktan kalkmış olurum. Sinirli olurum. Karıyı öldürebilirim ama öğlenden sonra da kendi beni öldürebilir yani. Akşam oldu mu yatıya geldi mi ne olur? Oraya gizli uyuyorum. Oraya bir şey demiyorum. Sansür. Teyze, ne diyor bu ya? Deli deli. Deli mi? Aklı yok onun. He? Aklı yok, deli deli. Ocağı geç mesleğe desene şuna. Niye diyemiyor ya, yazık değil mi? Bak sen de ikili oynama. Bir öyle bir böyle. Ama tut kelebeği. Şimdi şöyle azıcık yanaş, daha yanaş, beni yanaş. Gel. Gel ben gül yüzünü bir göreyim. Gel şöyle. Ha, oh. Şimdi niyetim herifine yaklaştırıyorum seni. Geride ya, yaklaşmam. Ya, benim de damarlarım gidişiyor, öyle yaklaştım. Şu ne? Şöyle etsene şunu. Şimdi öğlen geçti değil mi? Şimdi sen kaç yaşındasın amca? 78. Maşallah. İsim nedir? Musa. Soy isim? Tilim. Tilim ama hiçbir manası yok. Yok. Avradın adı ne? Meyrem Hatun. Hatun diyorum yani. Şimdi öğlen geçti tamam ya. Hatun yani hatun. Adana ağzında hatun derler hatuna. Hatun ha. Şimdi öğlen oldu mu bu herif sana yanaşıp da hatın ne diyorsun, gadasını aldım, canını yedim, gözünü sevdim diyor mu? Derim. Demez diyor. Derim, inkar etme. Kurban olduğumda derim, yalvarmama iyiydim yani. Der öyle der. Bu yalvarma ile yakarma ile kaç çocuk ettiniz? 10 tane. Yalvara yakara 10 çocuk mu etti senden? Evet. 10 çocuk şükür. Burada anasıyla yatıyorum onların. Heh. Ayıp. Çok ayıp. Ya bu yaştan sonra ben, ayıp ne, kayıp ne? Yok. Olan işi söylüyorum ben. Olmuş işi söylüyorum. Heh. Bende yalan yok. Şimdi terbiyesiz. Amca neydi? Musa'ydı. Musa amca dedi ki ben 2-3 şeyi severim. Bunlardan biri darı dedi, biri arı dedi, biri dedi. 3 şeyi severim. Heh. Arı ile garı, bir de meke darı. Çok severim. Meke darı dedi, Mısır yani. Ha, Mısır. Heh. Şimdi Mekke, Darı, Mısır,
Hepsi aynı de en çok hangisinden yiyorsun? Arının balından mı? Mısırın darısından mı? Avradın karısından mı? Üçü de seviyor. Üçünü severim. Karıyı çok severim. Hakikaten severim. Bak Allah rızası için severim. Sevmeyen var mı amca ya? Çok. Var mı? Evden kaçan sen da var. Avrat... Sevemem. Avrattan kaçan da gördüm ben dünyada. He. Çok gördüm. He. Sevmeyen de var. He. Fakat ben istiyorum ki o bir dünyada da karılarımla iki tane benim. He. Karılarımla beraber olsam cennette ya da cehennemde yanarsam da beraber. Şimdi avrat iki tane mi sende? İki. Biri burada, öbürü nerede? Birisinin evi o başta. Birine daha namız etti. Allah'u cihan geçmeye desene buna. Niye diyeyim? Abao. Delelelelele. Çuvalsın, çuval. İki tane. Dur. Kuma bu mu, öbürü mü? Kuma sen misin? Vay vay. Kız yanaş yanaş. Yanaş azıcık şu kumarlığı konuşacak seninle yanaş. Yanaş sana. Şimdi bu adam evliydi. Heh. Şimdi efendim Anadolu'da kuma meselesi var. O ne? Evli adam başka bir. Zaten biliyorsun Osmanlı döneminde Türk erkekleri 2 de alırdı, 3 de alırdı, 4 de alırdı. Çok varlık ise 5 de alırdı. Heh. Bunu da vereceğim. Verecek. Namı. Dur sana geleyim. Dur. Şimdi bu adam evli, başlı, barklı bir adam. Heh. Öbür avradı. Kaç yaşında şimdi? O benden, benim yaşadım de yani. Ha, o 85. Yani bitiği onun halı hatırı gedince, güzelliği kaçınca baktı ki bir kara avrat sen güzel böyle esmer, abo yaktın kavurdun herifi. He? Öyle olmadı mı? Oldu. Ha. Bak hiç konuşmuyor. Bak suçunu biliyor çünkü. Saz çala çala kandırdım bunu. Saz mı çaldın? Çok saz çala. Hangi türküyü söyledin? Dur sigarayı yakma. O türkülerden hatırla bakayım bir tane. Karacaoğlan türkülerinden. Nasıl methedeyim de sultanım seni, Gürcistan elini değer gözlerin. Bir bakışta eden harap cihanı, Cezayir Tunus'u değer gözlerim. Görmedim dünyada sen gibi canan yoktur, hey sevdiğim ben gibi yanan. İngiliz, Fransız da Moskov Alaman, bir de Fransız olan onu diyorum Allah'a memmeyelim. Yetmiş senin herif, yakma. Yasak ekranda. Şimdi bitsin ha. Sonra yakarsın. Aha. Senin herifi yemişin, yutmuşun bir ana. Ne etmişin bunu? Daha iyi eder mi? Yedim yuttum dersin. Yudulmayaydın. Yerim, yutulmam. Mukayet ol kendine, kendine mukayet ol yedin. Yapık atarım. Daha yutulmayı istemiyorum. Şimdi yani. Teyze, seni aldığında kaç yıllık evliydi? Biz bileyim. Sen bilmiyor musun? Çocuk vardı. Vardı. Şimdi sana sen... Evde bir gelin var. Bu adam evli, barklı adam. Seni aldı getirdi bu eve koduğu. Evdeki avrat demedin mi? Kız anam sen niye geldin? O getirdi o. Zor lan döve döve mi getirdi? Bu getirmedi abi. Karı getirdi. Abo! Ne? Ne oldu? Bir dakika. Diğer karısı ben aldı seni getirdim. Aldı getirdi. Evet. Ne dedi sana? Nasıl kandırdı seni? Hadi gidelim dedi. Ben de geldim. Sende akıl yok muydu? Gitmem deseydi evli adamın yanına. Saldın lan. Kandırdı mı da evveli yani? Dur amca dur. Sen evli adamın yanına ne veriyorsun desene. O sen onunla evlisin. Ben bekar bir delanı alacağım. Ben kaşı güzel, gözü güzel bir delanı alacağım. O sadece benim olacak. Senin kocana ben niye varayım? Yor avrat işine deseydin ya. Bu daha güzeldi. Ha bunun güzelliğine vuruldun. Aa, köyde o kadar erkek varmış ama en güzeller de buymuş. Onun için buna yangınlı mıydı? Tabii elbette. Aşık mıydı? Aşıdım tabii. Niye aşık olmayacağım? Böyle sen kara bir avrat, bu pambık gibi delikanlı he? Ben de böyle bir yazdım zamanında. Güzeldi, güzel. Gene de güzel benim yanımda. Hala güzel mi? Güzel. Elin güzelinden ne fayda? Bu en güzeli bu iş. Bunlar benim işte. Yani güzel, bir de şöyle diyelim mi? Güzelliğin 10 para etmez. Şu göğnümdeki aşk olmasa demiş ya Aşık Veysel. Ha. Senin göğnünde aşk vardı, o yüzden güzel görünüyordu sana. Muhakkak. Ha. Şimdi o bir de şey vardır sizin oralarda. Adana'da, Kozan. Çocuklar durun şöyle bir tarafta. Durun bir tarafta. Bir de sizin taraflarda amca şey vardır, güzel böyle bozlak türküleri vardır. Böyle uzun havalar vardır, yanık yanık. Var. Onlardan bir tane biliyorsan, bitiği okusan böyle bana. Yanık yanık dezleme böyle. Onun da aşkı depresi. Gene he? Karacaoğlan'dan diyeyim de. Türkü ama. Kaydesi olacak. Türkü.
şey çağırması şeyde, dineyinde bir nasihat edeyim, hatirden, gönülden geçici olma. Yiğidin başına bir iş gelince onu da yad ellere açıcı olma. Arif ol mecliste kelamı dinle, el iki söylerse de sen birin söyle. Elinden geldikçe sen iyilik eyle, darıldık da başa kakıcı olma. Bunca nasihatım sana söylemek, sana layık olan anı dinlemek. Sev seni seveni, zay etme emek, sevenin sözünden geçici olma. Karacaoğlan der de sözün başarır, aşkın deryasını boydan aşırır. Seni bir mecliste hacil düşürür, kötüler ile konup göçücü olma. Vay 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 vay. Türküsü nerede, kaydesi nerede bunu? O uzun gider şimdi, bağırdık mıydı? Birazcık böyle bir parça, bir parça. Sen bu türküyü söylersen genç olduğuna inanacağım ben seni. Dineyim de birem söyleyeyim, bülbülün fuanı da gonca gülüne. Bir fukarada bir zenginin yanındayım. Onun geçinmesi de müşkül halın ayı. Bir fukarada bir zenginin yanında. Onun geçinmesi de müşkül halın ayı. Sırrını vermeden avrada ya da, ah sırrını vermeden avrada ya da, kısmetini veren de şol bari huda. Kendi nefsin içinde yaptır bir odayı. Varo, varo. Zarar eylen adam olman, karın ayın amayın 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 amayın. Ama ağır işi diyorum, bana berk konuş diyorsun, öyle mi? Kahramanmaraş'ın Andır'ın Çokak nahiyesindenim. Kahraman, Türkmensin galiba sen. Türkmenlik var mı, Türkmenlik? Yörüklük? Yok. Yok. Türksün ama. Türk'üm. Ha, Türkçenden yani. Belli oldu yani. Kaç yaşındaydın sen Kıbrıs'a geldiğinde? Bu misafir bu arada. Ben misafirim. Ha, misafirsin burada. Ha. Var, neyin var burada? Bir kızım var. Ha. Damat var. Sizin oraları soğuk herhalde. Kışın çok soğuk herhalde oraları diyorum. Sizin oraları soğuk. Buraya geliyor. Soğuk. Burayı iklimi yaşlılığa uyum sağladığı için çocuklar davet ettiler. Ha. Kışı burada geçirdik. Burada geçen Türkler arasında yerli Türkler iktidar elinde, ötekilere hiç fırsat vermiyor. Evet. Ne bir milletvekili çıkarabiliyorlar, ne belediye reisi çıkarabiliyorlar. Yani sen Maraş'tan gele gide bunu tespit ettin, öyle mi? Bu da bir düşünce amca, doğru. Şimdi bir düşünmek lazım bu konuda. Neden öyle acem? Ya öyle diyorsun ki, ya işte burada ki... Birlik beraberlik yok o kadar, ondan ileri geliyor. Ama birlik beraberliği sağlamaya çalışan partiler de var. Siyasi partiler var da kalkınmanın yolunu bu birlik beraberlikte bulacaklar. Yani birlik beraberliği sağlamazsanız diyorsun, kalkınma kardeş diyorsun, sıfır. Kalkınma sıfır. Öyle mi diyorsun? Tüketici nesil olmuş oluyor. Üreticiler hiç önemsemiyorlar. Evet. Ama dayı 1974'ten önce burada ne fabrikalar vardı, üretim vardı, her şey vardı. Bunu da Türkiye durdurdu. Türkiye durdurmaz. Durdurdu. Bir gazeteci olarak öyle diyorum ben. Görüşünüzle Türkiye durdurdu diyorsunuz. Türkiye'den isteklerinizi isteyemiyoruz ki. Ama Türkiye dedi ki siz çalışma. Birlik beraberlik olursa Türkiye'den istek istenir, üretime geçilir, fabrikalar kurulur. Hele buraya su önemli. Baştan suyu Türkiye'den getirirler. Ya Türkiye'den isteyen istedikten sonra birlik beraberlik burada yok oluyor. Sen diyorsun ki yani su gelirse birlik beraberliğimizi bu su sağlayacak mı?
sağlar. Çünkü arazi sulanır, araziden verim elde edilir. Türkiye'den birkaç tane sanayici teklif edilir. Ha, onu sanayi söyleme. Kurulur. Ha. Birlik beraberlik burada işte kalkınmanın. Şimdi dayı sen adın neydi? Süleyman Ceren. Süleyman Ceren amca. Kaç yaşındasın? Yaş? 75'i buluyor. Ha. 75 yaşındaki Süleyman Ceren amca. Bu Türkiye'deki sanayicilere, iş adamlarına buradan iki laf edelim ya. Diyelim ki ya kardeş buraya gelseniz ya, burada fabrikalar açsanız da, buradaki insanlara iş imkanı tanısanız da. İstek yok. Bunu ben desem kulağı asmazlar. Sen söyle ki ciddiye alınsın. Sayın Türkiye Cumhuriyeti, iş adamları size sesleniyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne destekte bulunun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Suya ihtiyacı var. Kalkınmaya ihtiyacı var. Sanayiye ihtiyacı var. Sanayimizin bir kısmını gönderin buraya. Yoksa hakkımı helal etmem size. De. Helal etmem, etmem. Halal etmem hakkımı. Gelmezseniz haram olsun, bir gıdım hakkım varsa de. Yeter o kadar. Yeter o kadar. Geliyor yasarak, cizmesine at beserak. Bilmiyorum ki oğlum, unuttum tamam, işte. Heyecanlanım, heyecanlanım. Kızılma! Sakin, sakin. Oğlum avşardan geliyor, cizmesine at beserak. Anam aklıma gelmez ki soyka kalasıkça. Yecenlenmiyorum da oğlum, onu diyorum, onu diyorum. Sabrın gözü zaten işsiz, gireşi diyeyim almaz dışlık. Vahittin iyiyim asker olmuş, cebine de kuyum haşlık. Vahittin iyiyim asker olmuş, cebine de kuyum haşlık. Gel oturak sisli kızı, ben de düzenledim sazı. Ben oğluma düğün kurdum, kirmi bilmiyorum ki kimin kızı. Ben oğluma düğün kurdum, bilmiyorum ki kimin kızı. Zeynep'in dayı sucuklık, içinden on aşırı balık. Ngur gelmeye sarlığın oluk, konmam sana ya çamlı bilek. Yanar ocak, tüter pacak, elimi kudum kızgın sacak. Gelin sana ya bir şey demeyim, bacıların gelmeyince ya. Gelmeseler, sormasalar, gene dumanlandı dağlar. Or oğlum, çok kıymatlı Osman'ın kimleri böyle. Vay yaşayas. Kaç ocak geçmiş, kaç devir devran dönmüş, daha unutmamışsın teyze bak bunları. Evet. Bunları sen nereden öğrendin? Küçükken kızıkan öğrendim. Ha. Atan, deden, anan, baban söylerdi yani bunları. Tabii. Ha. Söylerdi. Annem çok çok kızı var. Mesela? Ama işte bizlere kalmadı, o başka. Diyelim ki ocaktan ırak, başımızdan, ocağımızdan, otağımızdan öte biri öldü. Evet. Ha. Ölünce
Ne yapardınız bir anlat bakalım. Bu ağıtları oturur, bu kadınlar hep beraber oturur. Nasıl yakardınız? Ağlardık, sızılardık Allah. Türkü söylerdik, bilmem ne ederdik. Ağlardık, çok ağlardık. Oradan söyleyeyim. Kehri biçerdik, sarardık, yundurduk, yağ karardık, kaldırırdık. Yundururduk, yağ karardık, kaldırdık. Yani yıkardık, temizlerdik. Yundururduk, yağ karardık dedin de aklıma hiçbir şey geldi. He. Arı silim ederdin. He. O misilli insanı arı siledip kefenler gömer miydin? Kömerdik, evet, tertemiz ederek kefene kömerdik. Peki ne demektir o misilli insanı arı sili edip kefene derip gömmek? O misilli ne demek? Misilli temizlik yani. Temizlik. Arı sili ne demek? Arı sili güzellik. İşte efendim bunlar da yine az önceki röportajlarımızda duyduğunuz eski Türkmen Türkçesinden kalma kelimeler ki hala Anadolu göçmeni 1975 yılından bu yana burada yaşayan Anadolu göçmenleri, Türkmen aşireti aileleri hala bunu kullanırlar. Şimdi teyze gelelim sana. Şimdi bu teyzeye ağıtları sorduk. Sen eminim bir de Gına türküsü vardır Adana'da, onu da bilirsin sen. Vallahi bilemiyorum ki, unutuyorum yavrum, unutuyorum. Beraber. Başından ırlar yanası, işte koyup gidiyorum, hani bunu gözen ayası. Evim atladım çıktım eşeğe, sonra evimde bunlar yanası, hani bunun kör olası emmileri, oğlunuz yok muydu diye. Onu da söyleyin bari. O da var, kızın çok muydu bir kız sana ayıp büyüdü. Kör olasın emmilerin oğlumuz yok muydu? Kör evet, kınayı da yaktık. Az önce cenazeyi kaldırdık. Şimdi kına yaktık. Sıra geldi. Avratlar oynayacak. Oynaması lazım. O iş olmaz. Oynayacaklar. Dur. Elek getireceğiz. Elek getireceğiz. Yok mu bir tane? Elek istemem. Elek istemem. Tımbır lazım. Tımbır. Elek tımbırı. Tamam. İstemem ben. Oyna dedik, oynadım. Tamam. Türküsünü de söyle ama. Türkü de söyle. Öyle nasıl oynayan türkü söyleyeyim ki? Ben söyleyeyim mi sana, sen de oyna. Söyle haydi. Tamam, hadi dur. Bakayım. Ben de şöyle oturayım. Sen de oynayacaksın, tamam mı? Hadi bakayım. Al basmadan antarisi var. Hele yavrum ya leyli. Suya gider yolu var. Hele yavrum leyli. Verin benim yarimi. Hele yavrum leyli. Al basmadan teyze, var olasın, yaşayım, sağ olasın. Evel Allah. Onlara da bir laf söyle. Onlara da, onlar biçimsiz. Ocağa geçmiş onların. Onlar onlar niye yararlar? Gel. Bunların ocağa geçmiş ömrü, o odu. Göğünü geçmiş, göğünü. Taşlanmış bunlar. He, daha bir göğünümüz var. Çıktık ne güzel, tambur oynadık. Evet, oynadık. Sen gelin olmadın mı? Hiç oynamadın mı? Yok, oynamadım. Oyunsuz, derneksiz mi gelin oldun? Gelin olmadım ki ne? Ya, dur. Yakalandın mı? Sen gazetmen kalesi.
Allah, dilime düştük. Allah, dilime düştük. Adı ne teyze? Anşa. Anşa teyze, dilime düştük. Dilime düştük. Dur. Sen evlenmedin de kocaya mı kaçtın? He, öyle ettim. Oh, ammetmişsin. Şimdi, o kadar mı sevdin, o kadar mı aşık? Çok sevdim. Çok sevdim. Anam baban vermedi mi? Yok. Vermedi. Kaçtı. Dur. Biz bunu dedikodusunu biz yapalım. Sen anlat. Bu iyice anlatamıyor. Sen anlat bakayım mesela. Şimdi bakalım. Kocası istedi, vardı adam istedi, var vermedi. Anası babası. Dur dedi, size edeceği biliyorum dedi. Gece kaçtı. Ha. Kaçtı neyse. Çocuk sahip oldu. Şimdi bir çocuklar burada Kıbrıs'a geldi. Türkiye'de bizi görmeye geldi. Apa ta oradan buraya görmeye gel. Abi. Ocaktan Irak. Ocaktan Irak. Kimse duymasın. Anam. Hiç kimseye duyurmayak bunu. Duyurmayak bunu. Aba, duyuracak laf değil. Deller yine külele başına deller. He. Sonra ne oldu? Herifi aldı buraya mı kaçtı? Yok. Nasıl o? Hep Türkiye'de daha. Sen anlat bakalım nasıl o? Yeni geldim ben, yeni daha. Ha, sen Türkiye'den geldin? Türkiye'den geldim ben daha. Burada oğlum var, evli oğlum var. Bunun kızı benim oğlum da. Ha. Burada oğlum var, yani sen 1975'te gelmedin, yeni geldin. Yeni geldim ben. Yeni gelinsin buralarda yani. Yeni gelinsin. Dört. De o kaçtığın adam yaşar mı daha? Yaşıyor. Yaşıyor. İyi, gönlün hoş oldu mu ona kaçınca? Olmaz, olmaz olur. Bir tiği rahatladın mı? Rahatladım. Ona kaçmayaydık artık ömrün türkü çağırmayla geçerdi. Vay işte verin benim yarimi bu dünyada ölüm var demeyecek söyledik ya. Verin benim yarimi bu dünyada ölüm var. Yandım Allah kavruldum Allah ciğerlerime taşlar o taşlar düştü nettin. İyi ki varmışsın ki yoksa hep içinde kalacaktı bu. Evet. Ha. Tamam. Kaç çocuk ettin? Hı? Kaç tane çocuk ettin? Bilmiyorum. Bilmiyor mu? He. Sen biliyor musun? Bileyim. Onun ettiği çocuğu o bilmiyor da sen nereden bileceksin? Ben yakınıdım. Ona? Onun şimdi 6 tane oğlu var, 2 de kızı var. 6 oğlan değil mi kız? 6 oğlan değil mi? 6? 7. 7 ne arıyor? 7 oğlan. Onun doğurduğunu sen ondan daha iyi bileceksin. O kızın adı? 7 oğlum var. 5 kızım var. Hepsi orada mı, bir tane de burada mı? Şimdi... Kaçı orada, kaçı burada? Hı? Kaçı orada, biri kaçı burada? İkisi burada. Aha, hem de şimdi şunlar oğlum. Ha, iki oğlum burada. He, 3 oğlum. Onlar ne zaman geldiler buraya? Onlar gelmez, onlar Türkiye'de. Hayır, burada kaç evladın var? Burada. Burada şimdi 3 tane evladım var. Kız mı, erkek mi? Erkek bunlar. Onlar kaç senedir buradalar? Birisi... Kaç sene oldu, kusatma? Biri 15 sene, biri de 5 sene. 6-7 sene. 7-8 senedir buradalar. He. Peki teyze, adın neydi senin? Ayşe. Son bir soru soracağım sana ve gideceğim, tamam? Tamam. Dur, bak buna şimdi bir soru soracağım. Hmm. Tamam mı Hacı nene? Tamam. Sonra varıp yoluma devam edeceğim. Allah. Heh. Şimdi sen kaç senedir evlisin? Hı? Kaç senedir evlisin? 45. 45 yıldır hiç böyle dertlerde vay anam keşke kaçmayaydım da telli duvaklı gelinler olaydım da. Hiç böyle dediğin oldu mu? Demez olur muyum ulan oğlum, demez olur muyum? Hele şimdiki devirde böyle gelinleri gördün mü daha imres. İçin cıs diyor mu? Evet. Oh oluyor, iyi oluyor. İyi oluyor. Kaçmayaydın. Bir günler daha bir gün. Ne oldu sana? Ne oldu kaçtın böyle ömür boyu vay vay diye. Hele şimdiki devirlerin gelinlerini gördün mü cip imresi yok. Cıs diyor mu için? Cip imresiyorum demek, çok kıskanıyorum. Çok kıskanıyorum, evet, çok kıskanıyorum. Oh, iyi gelsin sana. Kaçmaydı kocaya. Telli duvaklı var. Evet, telli duvaklı da varmadık işte. Delilik yaptık. Şimdiki kızlara tavsiye et, sakın kocaya kaçmasınlar. Kaçmazlar, şimdiki kızlar çok eke. Vallahi kaçan var. Yok, hepsi ama şöyle. Söyle teyze, sakın kocaya kaçmayın. Babanız versin, öyle gidin de. Ulan biz emniyete almayalım, hemen huzur hep getiriyoruz. Emniyete alırlar onlar. Sen buradan de ki, kız anam, bak, kocaya kaçma. Babanızın gönlünü edin, telinizle, duanızla gidin. Yoksa bu avrat gibi yanar kavrulursunuz, düğününüz olmaz dedi. Diyemem ben, sözümü tutmuyorlar. Bir de ya, belki tutarlar. Derim. Sen dediğini tutarım ben gayrı. Yok, benim dediğimi tutma. Benim dediğimi yapma, dediğimi de. Oraya de ki, kaçman kızım, kocaya kaçman. Telli... Kaçman, koca batsın. Ha ha!
Koca dünya, bu programımız son sahnesinde sana bir çift lafım var dünya. Pir Sultan Abdal'ı, Koca Mustafa Kemal'i ve Şeyh Bedrettin'i börtü böceği yedin de daha doymadın mı obur dünya? He? Türk literatüründe, Türk edebiyat literatüründe geçen satırlar bunlar. Ve milyon yıldır, milyonlarca yıldır var olan tabiat, dünya yani suyla toprağın buluşmasıyla oluşan börtü böcek, çiçek ve tabiat nice insanları yaladı yuttu. Sildi süpürdü tozunu toprağını bu dünya sahnesinden, bu tabiatla döne duran dünya ve devran. Ve bugün güvercinliydik, güvercinliği gezdik. Güvercinlikliler henüz daha 36 yıllık bir hikayeye sahip oldukları için o köyde çok da uzun uzadıya köyün geçmişini konuşamadık. Ama ben size programın başında verdiğim dipnot bilgiyi bir kere daha vereyim ki onu da o lafı da etmiş olalım güvercinlik adına. Neydi bu güvercinlik? Adı neden güvercinlikti? Bir kere bu bölgede Osmanlı döneminde güvercinlik denilmiş bu köye. Çünkü o kadar çok yabani güvercin yaşıyormuş ki bu bölgede. O yüzden Osmanlı 1571'de buraya geldiğinde bu köyün adına güvercinlik demiş. Lakin 1571'e gelene kadar ta Frankler döneminde Frank asıllı bir ağa, Aritu isminde bir ağa buraya bir çiftlik yapmış. Frank asıllı bir ağa. Arkasından da Bizans döneminde Yunan asıllı Mantovali adında başka bir ağa çiftliğe sahip çıkmış, çiftliği satın almış. Arkasından da 1571 yılında Osmanlı gelince Osmanlı Türk bir ağanın eline geçmiş
bu köy, yani o çiftlik, eskiden o yıllarda çiftlikti tabii. Ve adına da çiftliğin güvercinlik demiş. Neden? Tabii bir sebebi var. Çünkü etrafında oldukça fazla yabani güvercin yaşıyormuş, güvercinlik köyünün. Ey dünya, geçti zaman, döndü devran, al sana bahar bir daha. Bahar mevsimindeyiz efendim. Bir bahar programı çekeceğiz ama çekmeden evvel ben gani gani bahar şiirleri yazmaya başladım. Henüz daha dün yazmış olduğum 25 Mart 2011 tarihinde dün bu program için yazdığım Son Yolculuğuna Baharda Gitme adlı şiirimi paylaşacağım. Bu şiir nereden ortaya çıktı? Bir cenaze törenine gitmiştim, Allah rahmet eylesin. Daha dün erivesi gün bir cenaze törenine gitmiştim. Cenazeden döner dönmez bu dünyanın ölümlü dünya, bahara rağmen ölümlü dünya olduğunu anımsadığım ve anımsattığım bu satırları karaladım. Şöyle ki, hani çok sevdiğiniz biri vardır, ölümcül bir hastalıktadır ya da ne bileyim, çok sevdiğiniz insanların bir gün öleceğini düşünürsünüz ya, işte onu düşünerek yazdığım bir şiirdi. Dur gitme, vakitli vakitsiz, gidilmez böyle, baharda gidilmez. Yetmez gözyaşlarım gidişine, yetmez. Yetmez metanetim baki gidişine, yetmez. Dur gitme, gidilmez baharda, yalnız kalınmaz, bırakılmaz, dur gitme. Ölünmez baharda, dur ölme. Toprağın bağrı bu kadar güzelken, vetenin böylesine diriyken, yakışmaz bedenine toprağın kahverengi ve kefenin rengi. Ve toprağın altına girilmez, böyle güzelken girilmez, dur gitme. Dur ayrılma benden, dur ölme. Ölüm yakışmaz güzel yüzüne, ölüm iyi durmaz teninle, çürür ışığı. Çürür ışığı, ışığı ile huzur veren gözlerin, morarır yaşam sevinci veren yüzün, solar şeker pınarlarını tattıran dudakların, dur ölme, bahar güzelliğinde ölünmez, baharda ölünmez, dur ölme, dur, dur çıkma bu yolculuğa kurbanın olan, baharda yalnız yolculuklar uğur getirmez, gideceksen, gideceksen illaki, yalvarıp yakarmama rağmen soyun tenini, üzerime ört, teninsiz uyuyamam etme. İlla gideceksen yakarışlarıma rağmen çıkar gözlerini gözlerime emanet ver, çıkar. Gözlerinsiz karanlıktır hayatım, bilirsin karanlıktan korkarım hayatım. Vicdansızca düşüp yollara illa gideceksen benden, kazıt saçlarını boynuma sar, dur gitme. Dur gitme, baharda gidilmez, bu gidişinde bir gudubet var, dur gitme. Gitmek zorundaysan kopar ellerini, ellerime ver, ellerim ellerinsiz iş görmez. Gideceksen soyun ruhunu ruhuma hibe et, dur. Ruhum ruhumsuz edemez, yiyemez, içemez, gezemez, yazamaz, çizemez. İlla vazgeçeceksen canından ve gideceksen soyun canını canıma ver. Gitme. Bu can zamansız, bu can canansız, bu can sevdasız, bu can selamsız, sedasız kalmaz, baharda gitme. Ha, gitme. Gitme bu sonsuz yola, çıkma bu nihayetsiz yolculuğa. Beni sensiz avare, beni bensiz biçare yolculardan eyleme. Her yolculuk bir yalnızlığa gebe, her yolcu bir can borçlu zaten bu yalan aleme. Şimdi çok erken, daha gitme. Daha gitmeden benden sızı vermişken henüz gidişinle açılacak yaralarım. Gel baştan vazgeç, bize bunu etme. Bahar ölmeden, gitmeden daha dön gel, diril gel hadi. Sararmadan yüzümün rengi şu baharda, solmadan gözlerimin çiçekleri, daha derinlere gömülmeden kalbim dön gel hadi. Gitme, bu sonsuz yola çıkma. Çıkma bu nihayetsiz yolculuğa, çıkma. Beni bensiz avare, beni bensiz biçare yolculardan eyleme.
Her yolculuk bir yalnızlığa gebe. Her yolcu bir can borçlu zaten bu yalancı gezegende, bu yalan aleme. Borcunu bu kadar erken ödeme. Borcunu bu kadar erken ödeme. Son yolculuğuna baharda gitme. Borcunu bu kadar erken ödeme. Son yolculuğuna baharda gitme. Son yolculuğuna baharda gitme. Ne zordur baharda insanın sevgini kaybetmesi, yitirmesi. Çiçeklerin, böceğin, tozun, toprağın, evrenin, bütün her yerin aşk ve sevgi tüttüğü bir mevsimde ne zordur insanın sevdiği canı cananına canını kaybetmesi. Efendim, ben Deniz Candaş. 1992 yılında çıktığım yazım hayatımda ve bunca yıldır yazdığım, çizdiğim, söylediğim, söyleyemediğim bütün sözlerde, bütün neşrettiğim cümle ve duygularda bir cümle her sözde sevgiyi, mevsimi, aşkı ve nefreti dile getirmeye çalışırken bu sahnede buraya kadarmış. Her zaman dediğim gibi hayat anaraminden kundak, kundaktan kefere deyin süren bir anlık bir yolculuktur. Ki bir yolculuk gün gele bir bakarsınız ki son kıyısındadır, son demindedir. Son dem kapınızı çalmadan hayat yolculuğunuz hep uğur getirsin sizi. Hayattaysak, yaşıyorsak tekrar görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin. Haydi. Belki gelmezsin bu ile yolcu güle güle, yolcu güle güle. Sakın ha düşmeden dile, yolcu güle güle, yolcu güle güle, yolcu güle güle, güle 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 dost. Veren alacaktır canı, toprakta kalırdın hanı. Sakın ha unutma beni, yolcu güle güle, yolcu güle güle, yolcu güle güle, güle 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 güle, güle dost.